Arkadaşlar merhaba, ben Müştü Hoca. Sıra geldi DGS'de şovumuzu yapmaya hocam. Biliyorsunuz sene başından bu yana bütün anlamla ilgili videolarım DGS için geçerlidir. Yani parçada anlam olur, yani paragrafta anlam olur, sözcükte cümlede anlam olur. Bunların hepsi izlenmeli. Özellikle paragraf kampı kesinlikle sınav öncesinde bitirilmeli, onu biliyorsunuz. Şimdi geldik DGS'de, ne çıkıyor, neler geliyor, gelirse nasıl çözebiliriz? Soruların kısa yolları, yani taktikler üzerine konuşacağız. Gelin hakkını verelim, tam bir nokta atışı yapalım. Haydi başlıyoruz, çok uzattım. Boşluk doldurma arkadaşlar. Şimdi ne 2 tane gelir ne 6 tane gelir. 5 tane de çok nadirdir. 4 tane boşluk doldurma sizi bekliyor aslında. Ben yine de garantiye almak adına 3-5 arası dedim ama 4 tane boşluk doldurma sorusuyla muhatap olacaksınız sınavda. Kesin %100 boşluk doldurma sorusu gelecek arkadaşlar. Bu DGS'nin olmazsa olmaz sorularındandır. Tamam, burada bir anlaşalım. Şimdi her türlü gelebilir. 1. Metnin başında verilir bakın. Metnin başına en uygun gelecek ifadeyi bulmanız istenebilir. Zaman zaman ortasında verilebilir bu boşluk. Zaman zaman da, hatta çoğu zaman diyelim, son kısma bırakılır. Genelde boşluk böyle gelir. Çok nadiren de arkadaşlar cümlede gelir bu boşluk. Bir tane cümle vardır mesela, iki boşluk vardır. Şıklarda böyle ikili kelimeler görebilirsiniz. Bu kelimeleri denemeniz gerekir ama nasıl? Şimdi arkadaşlar tam 4 formatı ekrana getirdim. Şimdi bunların zaten bu soruların arkadaşlar tek tek başlık başlık soru çözümleri var zaten paragraf kampımda. O yüzden burada soruya girmeyeceğim. Nasıl çözülür? Pratik kısa yollarını, taktiklerini size hatırlatacağım. Çok güzel bir özet yapmış olacağız. Nokta atışı yapacağız. Şimdi boşluk soldaki gibi verildiğinde, yani parçanın başında, ortasında ya da sonunda fark etmez, paragrafta boşluk verildiğinde boşluğa en yakın ifadeyi okumak her zaman bizi %100 doğru cevaba götürür. Ama bu sizin hazırlığınızla da alakalı. Yani hayatında hiç adam akıllı kitap bitirmemişsindir, doğru düzgün bir kendine kamp uygulamamışsındır, soru çözmemişsindir, yarım yamalaksındır, yani böyle havadasındır. Sadece son cümleyle, baş cümleyle tabii ki bu iş olmaz. Ne yapmalısın? Biraz böyle hani en azından bir iki kitap üzerinden hocam ben test çözdüm, yani bu soru tarzının mantığını az çok biliyorum diyen adam bu dediklerimle full çeker hocam. Full kaçırmaz. Kaçırmaz, mümkün değil. Sınavdan sonra yine göreceğiz inşallah. Yani az çok bu soru tarzına hakimsen şunu yapıyorsun. Boşluğu gördün. Boşluğa en yakın ifadeyi okuyup hemen seçeneklere geçip tek tek bunları kontrol ediyorsun. Yani şu hatayı yapmıyorsun. Mesela adam şunu yapıyor. A'ya getiriyor, metnin tamamını bir okuyor. Bismillah diyor adam baştan sona. Kendini bir rahatlatmış oluyor böylece. Hani ben hepsine baktım diyor. Değil, bu cevap değil diyor. Bursa'ya geliyor. Bursa'yı boşluğa koyuyor. Tek tek hepsini deniyor. Metni bir daha bir okuyor. E ne anladım o zaman? Yani bu soruyu 10 dakikada herkes çözer zaten. Mesele bu soruyu kısa sürede çözmek. Ya bu dediğimde 15-20 saniyede bu soru çözülür. Nasıl çözülür hocam? Lütfen tekrar ediyorum. Önce bu temeli bir atın. Bu soru tarzının hakkını bir verin. Çıkmış sorularda bu dediğimi bir uygulayın, göreceksiniz. Mesela burada verilmiş. Ortada bir önceki cümle fark etmez. Boşluk sonda. Öncesindeki cümleyi okursun. Sonra seçeneklere geçersin. Bizden istenen boşluğa en uygun ifadeyi bulmak. Yani hocam A, B, C, D, E. Hepsi olabilir o boşluğa. Bir tanesi en uygun olacak. Mesele bu. Mesela ben diyorum ki arkadaşlar cevap Bursa diyorum. E hocam Ceyhan da oluyor diyor. Doğru. Ceyhan da oluyor. Hatta Denizli mükemmel oluyor, ben sana söyleyeyim. Ama cevap Bursa. Bu soruların mantığı bu zaten. Yani hepsi çok güzel olur ama bir tanesi en uygunudur. Zaten en uygun kelimesinin de sınavda altı çizilir, biliyorsunuz. Yani hepsini koy, sıkıntı yok ama mantıken, yapı olarak her anlamda uygun olmalı diyor bize. Doğal olarak sizden ricam, boşluğa en yakın ifadeyi okuyun, metnin tamamını okumayın. Kafanız ciddi karışacak ama yine de ben riski almak istemiyorum hocam, yani kafam karışıyor şu bu diyenler baştan sona göz atsınlar ama boşluğa en yakın ifadeye odaklansınlar. Bu belki de en güzeli. Peki bize böyle verilirse arkadaşlar boşluk, yani bir cümle verilir de şıklarda seçenekler olursa, böyle sözcükler, ilk sözcükleri denemiyorsunuz arkadaşlar. Şu ana kadar ilk boşluğu deneyip de bulan bir öğrenci yok yeryüzünde, öyle birisi yok, öyle bir soru da yok. Öyle bir soru yok. Yani hocam ben Adana'yı denedim vallahi, ilk boşluğu mükemmel oldu. Bursa, Ceyhan, Denizli'de ne olmadı? Cevap Adana. İmkansız. Bakın bu soru nasıl çözülüyor biliyor musunuz? Nasıl hata yapıyoruz? İlk boşluğu deniyoruz hepsinin tek tek. Ben sana söyleyeyim, hepsi olacak zaten. Bu soru ona göre hazırlanmış. Yani bir tanesi uymayacak diye bir. Kesinlikle hepsi olacak. Hem de harika olacak. Adana'yı deniyor adam, ilk boşluk. Müthiş. Bursa'yı deniyor. Harika. Ceyhan deniyor. Ulan bu boşluk için adeta var Ceyhan diyor. Tam Ceyhan işaretleyecek. Denizli'ye bakıyor. Ulan Ceyhan'dan daha güzel. Edirne'ye geliyor, mükemmel. Yani adamlar iki tane boşluk veriyorlar böyle. Bazen üç olabiliyor bu. İlk boşluk mutlaka cuk oturuyor hocam. Hem de harika oluyor. Yani hocam ne yapacağız? Metne, cümleye şöyle bir göz atıp ikinci boşluğu ilk başta seçmeniz soruyu çok hızlı çözdürür. Bunu lütfen unutmayınız. Söylediğim her şey bu soru tarzlarının açıklarıdır arkadaşlar. Taktikleridir. Yıllardır anlattığım şeylerdir. Tamam, ilk defa söylemiyorum. Geldik anlam bütününü bozan cümleyi bulmaya. Şimdi hocam yani ALES'te de DGS'de de. Bu arada yani DGS nokta atış dedim ama ALES için de bu söylediklerim birebir geçerli. Anlam bütününü bozan cümleyi bulmadan
Biliyorsunuz birden 5'e kadar numaralanmış cümleler verilir. Benim öğrencim maalesef genel olarak şu hatayı yapar. Ya benim öğrencim derken genel olarak öğrenci şu hatayı yapar. Okur baştan sonra. Bismillah. Şurada besmeleyi bir çeker. Tamamını bir okur 5'e kadar. 5'i de okur. Sonra okudu bir kere. Bir 2-3 dakikası gitti onun zaten. En baştan bir daha alır. Ha 3 numara farklı bir şey anlatıyor ya sanki der, cevap odur der falan filan. Böyle soru çözülmez. Böyle gidersen zaten kesin yaparsın da. Ya 60 soru herhalde 90-100 dakikada falan yaparsın. Böyle bir şey yok. Sizler ricam şu arkadaşlar. Bakın dikkat. Konu bütünlüğünü bozan eyvallah. Onu okumak lazım. O zaman okumak gerekir. Anlam bütünlüğünü bozanı bulmak için tek tek satır satır okuman gerekir. Ne yapacağız? Bir numaralı cümleye şöyle bir göz attık. Güzel. İki numaralı cümleye baktım. Bir şeyin devamı niteliğindeyse, yani birin bariz devamıysa, daha diye bağlacı olabilir, ne bileyim işte ama olur, oysa olur, fakat olur. Bir şeyin devamı niteliği taşıdığı müddetçe onları cevap yapmamaya çalışın. Hocam peki çünküyle başlayan bir ifade cevap olamaz mı? Olur. Oldu. Olmadı değil. 10 yılda bir de olsa oldu. Olacaktır illaki ama şuna dikkat etmelisiniz. Bakın dikkat. Şimdi birden 5'e kadar numaralandırmış. Hangisi giriş cümlesi olmaya en müsaitse biliyorsunuz onunla ikinci parçaya geçiş yapılır. Hani ikinci parçaya geçiş sorusunda da aynı mantık geçerli. Ve aynı zamanda giriş cümleleri yeni bir metne geçiş olduğu için akışı, anlam bütünlüğünü anında bozar arkadaşlar. Yani sen mesela bir kitaptan bahsediyorsun, anlatıyorsun. Kitabın şu sayfasında böyle bir şey var, bu sayfasında böyle bir şey var. Yazarı şunu yapmış. Kitap okumak faydalı bir şeydir. Ne alakadır yani? Bir kitabı anlatırken, kitabın özelliğini anlatırken kitap okumak faydalıdır, ne alakadır diyeyim. Bir anda akış bozuldu. Oysa aynı şeyden, kitaptan bahsediyor. Yani konu bütünlüğünü bozan noktasında sıkıntı yaşarsınız. Giriş cümlesini bulursanız daha iyi olur. Ha baktınız hepsi giriş cümlesi gibi ya da hepsi bir şeyin devamı gibi, ancak o zaman okumalı ve farklı şeyden bahsedeni seçmelisiniz. Ancak o zaman bunu lütfen unutmayınız. Tamam, hızlı hızlı şöyle bakıp giriş cümlesi olmaya en müsait olanı seçmeniz bile cevabı kesinlikle sizi götürecektir. Yer değiştirme soruları arkadaşlar, biliyorsunuz artık bu net. Paragraf kampına mutlaka bakın arkadaşlar, mutlaka. Tamamını izleyemeseniz de her videonun şöyle bir en azından bir 15-20 dakikasına bir göz atıp bu soruların mantığını, çözümünü bir görün arkadaşlar. Hangi ikisi yer değiştirirse anlamlı bir bütün oluşturulur ifadesi, bak. Hangi ikisi yer değiştirirse anlamlı bir bütün oluşturulur soru tarzı arkadaşlar. Hemen buna bir bakalım isterseniz. Burada ne yapıyoruz? İlk iki cümleden sonra bütün soruların cevaplarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntınız olmasın. Yani 3'ü 4'ü 5'i okuduğumuz bir soru yazılmadı, yazılmayacak da mümkün değil. Nasıl yapacağız peki hocam? Şimdi bir numarayı okuyorsunuz. Çok büyük bir dikkatle. Zaten altı üstü 2-3 tane cümle okuyorsun. Dikkat lütfen, bir numarayı okuduk hocam. Tamam. Diyelim ki bir numara giriş cümlesi. O zaman diyoruz ki, yani bir metnin başlatıcısı niteliğindeyse, A şıkkında mesela 1 ve 3 mü var? Hemen eliyoruz bunu. Neden? Çünkü 1 bu metnin giriş cümlesi. Yani yer değiştirirseniz metnin anlam bütünlüğünü bozarsınız. Bu 1 burada kalacak diyoruz. 1'in olduğu seçenekler varsa, ki en az 2 tane falan olur da, var ya da yok, neyse elemeniz gerekir o şıkkı. Geldim 2 numaraya. 2 numara arkadaşlar, 1'in devamıysa bu sefer 2'nin olduğu seçeneği de elemelisiniz. Mesela cevaplarda 2-4 var diyelim şıklarda. Hemen elemelisiniz. Neden? Çünkü 2 zaten 1'in devamı. Birbirinin devamı bunlar. Yer değiştirirseniz siz bozarsınız akışı. Doğal olarak sonrasında hangisi artık konunun devamı değilse, hangisi 2'nin devamı değilse onu seçersiniz. Doğru cevaba gidersiniz. Yer değiştirme sorularında bu taktik biraz böyle anlatırken soyut havada kalıyor. Yani hocam peki cevap 4-5 ise ya da cevap 1-3 ise falan, bir sürü alternatif var biliyorsunuz. Kafalar yanmasın, mutlaka soru çözümüne bakın, olur mu? Paragraf kampına tekrar sizi yönlendireceğim. Çünkü orada çok ayrıntılı çözdüm. Yer değiştirme ile ilgili bir iki tane soru çözümümü izlerseniz zaten olayı anlayacaksınız. Mesela diyelim ki siz kaptırdınız. Bir numarayı okudunuz. Çok güzel gidiyor giriş cümlesi. 2'ye bakıyorsunuz, 1'in devamı mükemmel. 3'e bakıyorsun, o harika devamı. E o zaman cevap 4-5'tir mesela, değil mi? 1-2-3 birbirinin devamıysa bunları oynatamayacağız demektir. Cevap 4-5'tir gibi. Yani cevap 4-5 olduğunda dahi arkadaşlar 1-2 en fazla 3'ün girişi. Yani cümleleri doğru düzgün okumadan çözüyoruz aslında. Lütfen bunları unutmayın. Gerçi ben bunları paragraf fulleten 10 taktikte de söylemiştim. Orada anlatmıştım. Tamam. Bunu geçiyorum. Bunun bir sürü alternatifi var. Soru çözümü mutlaka izlemelisiniz. Tamam. Geldik kesin yargıya hocam. Bir de kesin yargıya bakalım isterseniz. Bu nedir? Bu nasıl yapılır? Bize bir cümle verilir. Tamamdır. Ve seçenekler, yani bu cümleden çıkarılacak kesin yargı sorulur. Vatandaş şunu yapma vatandaş. Bak burada büyük sorun var hocam, bak gel topla. DGS'ye şurada kaldı 2-3 gün hocam, bak 2-3 günümüz kaldı. Lütfen gelin burada bu olay bitsin. Öğrenci bu cümleyi okuyor, sonra tek tek hepsine bakıyor. Gidiyor karambol, neyi okuyorsun diyorum, işte okuyor rastgele, devam. Sonra bulamıyor, tekrar bir daha bakıyor, ha Ceyhan'mış falan. 1,5 dakika geçti, 2 dakika geçti, 3 dakika geçti. Değil mi, artık cevabı işaretlemenin bir anlamı kalmadı. Yanlış yap daha iyi ya, salla gitsin, değil mi?
Yani 10 dakikada doğru yapana kadar 10 saniyede yanlış yap geç gitsin. Diğer soruları görürsün en azından. Böyle giderse matematiği göremeyiz. Nasıl yapacağız? Arkaya bir yaslan hocam şimdi. Gel nasıl yapacağımızı konuşalım. Şimdi çerçeveyi çizdik hocam. Zihinden çerçeveyi çizdik. Yani bize verilen cümlenin dışına çıkmayınız lütfen. Ya takım şampiyon oldu. O zaman bütün maçlarını kazandı. Hayır canım. Mükemmel oynadı. Hayır canım. Belki karambole gitti ya. Bilmiyoruz ki. Bir cümle vermiş bize adam. Yorum yapıyoruz da yapıyoruz. İşte daha önce bahsettim mesela. Ders 2 saat sürdü. A. Oldukça heyecanlı. Bilmiyoruz ki ders heyecanlı mı? B. Ders oldukça sıkıcıydı. C. İşte ders şu kadardı. Bunların hepsi hikaye. Neyi arıyoruz biz? Nesnel ifade arıyoruz. Nesnel nesnel. Cümleyi okuyacağız. Bakın ne yapıyoruz. Şu kırmızı gelsin Allah'ın sen. Mavisi sarmadı. Cümleyi okuyoruz. Tamam. Sonra seçeneklere geçiyoruz. A, B, C, D okurken yorumları eliyoruz. Hangisi en nesnel ifade? Bizim doğru cevabımız o arkadaşlar. Tamam, nesnel ifadeyi arıyorsunuz. Yani yorumları elemelisiniz. Dedim ya size 2 saat ders yaptık. Ders çok iyiydi falan, bunlar yorumdur. Ders çok güzel geçti, yorumdur. Ama adam derse sana 120 dakika ders yaptık, eyvallah. 2 saatin karşılığı bir zahmet. Yani nesnel olanı arıyorsunuz. Tamam, kesin yargı sorularında bu taktik asla soru kaçırtmaz. İmkansız arkadaşlar. Şu ana kadar ben yapamadım, hiç görmedim. Kesin yargı sorularında ilaçtır bu. Yani cümleyi okuyoruz. Geçtik seçeneklere, yorumların hepsini eliyoruz. Yorum olmayacak. Mesela diyelim ki yazar son kitabıyla işte bilmem ne ödülünü kazandı. Adana. Diğer kitaplarında da şunu şunu yapmıştı. Bilemeyiz ki, son kitabıyla ilgili bir şey söylüyor bize. Ödül kazandığını söylüyor. Ya Bursa. Yazarın kalemi oldukça güçlüdür. Bilmiyoruz ki ödülü kim verdi, niye verdi, nasıl verdi. Bunların hepsi hikaye. Ama yazar ödül almıştı. Bitti. Ya da yazar son kitabıyla da ödül aldı. Atıyorum Ceyhan da diyor ki yazarın başka kitapları da vardır. Evet, son kitabıyla da dediğine göre başka kitaplarıyla da ödül almış gibi gibi gibi. Mesela bu cümlelerde en, ise, işte daha diye bağlacı, daha kelimesi, kadar kelimesi, bunlar çok önemlidir. İşte en sevdiğim derslerden biri de Denizli'ye bir bakarsın başka sevdiğim derslerde var. Bir anda cevap böyle gelir karşına. Tamam. Kesin yargı sorularında lütfen ama lütfen böyle açmayınız yolu. Yani kapatın, yolları tamamen kapatın. Sadece verilen cümledeki kelimelerle ilerleyin ve seçeneklerden nesnel olana yürümeye çalışın. Peki sıralama sorularında ne yapacağız arkadaşlar? Sıralama soruları oldukça nettir ama şu ana kadar anlatacağım belki de en sıkıntılı soru tarzıdır. Neden parantez içine aldım bilmiyorum bu arada. Evet, süper. Bize cümleler verildi. Hangisi baştan üçüncü? Aman ya Rabbim, lanet bir soru bu. Lanet bir soru. Kim çözmek ister? Ben istemem. Mesela bana desinler ki hocam hangi paragraf soru tarzını yeryüzünden kaldırmak isterseniz hiç affetmem sıralama. İllet mi illettir? Rezildir yani. Üçüncü ya da dördüncüyü soruyor adam. Ya zaten 3-4 tane soru geliyor arkadaşlar. Hepsi 3-4. Nadiren birinci, ikinci ve sonuncu sorulur. Üçüncü ve dördüncü. Neden hocam? Çünkü biri sorarsa çat diye yaparsın. 5'i sorarsa hemen yaparsın. 4 de fena değildir ama. Yani daha doğrusu 2 de fena değildir ama 3 ve 4 sıkıntılıdır. Yani 3'e gelirsin, bulman için 1-2-3 yani sıralama yapman lazım. 4'ü bulman için sıralama yapman lazım, değil mi? Şimdi yapacağımız şey özetle şu. Bize 3'ü sorsun 4'ü sorsun fark etmez. Sıralama yapmak zorundayız bu iki soru tarzında da, tamam. Önce giriş cümlesi bulunmalı. Okudum şöyle genel olarak bir göz attım. 4 numaranın atıyorum giriş cümlesi olduğunu gördüm. 4 numarayı okuyorum, okudum. Nasıl bitiyor? Şöyle şöyle yapanlar. Hemen benzer bir başlangıç arıyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle yapanlar nasıl başlıyor? 5'te atıyorum. 5'te devam ediyorum. Ben her ne kadar böyle anlatsam da bu söylediklerim sınav sorularında çok rahat uygulanır. Mesela sıralama sorularını bu dediğim taktikle çok rahat çözersiniz çıkmış soruları. Ama rastgele bir kitabı bir açıyorsun. Hayda, ne giriş belli, ne son belli, ne devamı belli. Yani ne giriş cümlesini buluyorsun, 2-3 dakikada giriş cümlesini buluyorsun, neyse 4-5 dakikada ikinci cümleyi buluyorsun falan. Sonuna kadar katılıyorum sizlere. Bu söylediklerim sınav soruları için gözünüz kapalı yapacağınız şeylerdir. Tekrar ediyorum, sıralama sorularında kaçıncıyı sorarsa sorsun. Önce giriş cümlesini bulun. Giriş cümlesini bulduktan sonra okuyun mutlaka onu. Ve nasıl bitiyorsa öyle başlayan bir ifade, yani sona ve başa bakarak sıralama yapmaya çalışın. Olumsuz soru kökleri arkadaşlar, gelin isterseniz bunu da konuşalım. Olumsuz soru kökü derken değinilmemiştir, çıkarılamaz, yoktur, ulaşılamaz tarzı sorulardan bahsediyoruz. Bunlar nasıl çözülüyordu hatırlayacaksınız. Bunların tek bir çözüm yolu var. Değinilmemiştir diyor mesela. Çok güzel yazdım. Altını çiziyor. Dikkat, soru anlaşılır şu an. Bakın dikkat, sorunun uzunluğuna kısalına takılmayın lütfen. Olumsuz sorularda mutlaka birinci adımınız seçenekleri okumaktır. Tamam, bunun hiç kaçarı yok arkadaşlar. Hiç. Ne olursa olsun önce seçenekleri okunacak. Anahtar kelimeler, bazı anahtar kelimeler sizler tarafından çizilecek birkaç tanesi. Sonra metne geçeceksiniz. A seçeneği buradaydı. Ya Bursa'yı sanki hatırlıyorum. Ceyhan evet. Böyle gitmelisiniz. Tamam. Soruyu şöyle çözmeyiniz. Öğrenci mesela değinilmemiştir diyor. Başlıyor A şıkkıyla. Hepsini bir okuyor.
Sonra geliyor metne. Metne de şöyle bir kere okuyor. Adana'ya başlıyor. Adana'ya değinmiş miydi? Haydi bir daha oku. Bursa'ya değinmiş miydi? Haydi bir daha oku. En baba öğrenci en az 2-3 defa okuyor hocam. O yüzden ben de diyorum ki önce neye değindiğini bilelim ki şuradan. Evet, şıkları da tek tek eleyebilelim. Bu garanti bir yoldur. Olumsuz soruların tamamında çıkarılamaz yoktur, söylenemez, ulaşılamaz. Tamamında önce seçenekler okunmalı, sonra metne geçmelisiniz. Tamam, metinden de tek tek eleme yapmalısınız. Haydi biraz daha seri gideyim arkadaşlar. 15 dakika olmuş. Çok fazla sıkmayalım, kasmayalım. Söylenebilir, çıkarılabilir sorular arkadaşlar. Bu parçayla ilgili hangisi söylenebilir? Ya da bu parçadan hangisi çıkarılabilir? Ne derse desin. İkisi de ortak kapıya çıkacak. Önce metni okursanız en az 2-3 defa okursunuz. Olumsuz soru gibi düşüneceksiniz bunu arkadaşlar. Önce mutlaka seçenekleri okuyun. Anahtar kelime çizmeye bile gerek yok burada. Seçenekleri okuyup metni böyle yaraladığınızda ha sanki bu Ceyhan'da geçiyordu ya deyip Ceyhan'ı çat diye yakalayacaksınız. Bütün mesele budur. Tamam, bunu lütfen unutmayınız. Söylenebilir, çıkarılabilir sorularında önce seçenekler okunmalı. Tıpkı olumsuz soru kökünde olduğu gibi. Cümlede anlatılmak istenen, evet, moda sorulardan son 3-4 yıldır hiç eksiksiz geliyor arkadaşlar. Bir tane cümle veriliyor ve bu cümlede anlatılmak istenen, bunu yine arkadaşlar aynı mantıkla, hangisiyle aynı mantıkla? Kesin yargıyı bulma sorusu, değil mi? Kesin yargıyı bulma sorusuyla aynı mantıkla çözeceksiniz. Verdiğiniz soruya, cümleye bir çerçeve çizeceğiz kafamızdan ve bu çerçevenin dışına çıkmak yok. Şıklarda konuşabilirsem, seçeneklerde de yorumları tek tek eleyip nesnel olan seçeneğe ulaşacaksınız. Tamam. Çoklu sorularda da arkadaşlar, bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen varsa eğer bir bakın sorulara. Olumsuz soruyu önce çözün. Mesela 18 ve 19. soruları yukarıdaki metne göre çözün diyor. Öğrenci hem 18 için hem 19 için okuyor metni. Hayır. Adam sana kıyak geçmiş işte. Bir tane vermiş metin. İkisini de ona göre çöz diyor. Hayır. Biz ısrarla ikisini de tek tek okuyoruz. Mesela burada diyelim ki söylenebilir. Burada da çıkarılamaz. Olumsuz soru çıkarılamaz için biz satır satır anahtar kelime bulacağımız için şıklardan metni zaten paramparça edeceğiz. Yani 18'e döndüğümüzde soruyu artık okumamıza gerek kalmayacak. O yüzden çoklu sorularda şöyle bir göz atın hızlıca. Hangisi olumsuzsa sorunun altı çizilmişse önce onunla başlayın. Tamam, çok çok önemlidir. Bu değilse sırayla çözersiniz. Geldik son kısma. Son 8 sorumuz sözel mantık sorusu, biliyorsunuz arkadaşlar. Haydi bitiriyoruz. Çok uzattım. Son 8 soru sözel mantık sorusu. Sözel mantık sorusunda arkadaşlar çizeceğimiz ortalama tablo bu olacak. Genelde sıralama sorusu, kat sorusu falan çok nadir sorulur. Bu tarz bir gruplandırma sorusu sorulacaktır. Sizden ricam şudur arkadaşlar. Mümkün mertebe sınıflandırmaya gidin. Mesela ne olsun, Ahmet, Mehmet, Osman falan diyor. Bu tarafa erkekler. Ayşe, Fatma bilmem ne, bu tarafa da kızlar gibi. Tamam, bunu yazmanızda fayda var. Yani Ahmet, Mehmet, Ayşe, Osman gibi tek tek harflerden, baş harflerden bir tablo oluşturursanız sınavda yaklaşık olarak oluşturacağınız tablo şu olacaktır. Yani kutucuk sayısını azaltmak adına sözel mantık sorularında sınıflandırmaya dikkat edin. Tamam, mümkün mertebe verilen gruplandırmada bu kitap olur, meyve olur, işte meyveleri, sebzeleri toplarsınız ya da günleri toplayabilirsiniz bir şekilde. Tamam, mümkün mertebe sol tarafa sınıflandırma yapmanızda büyük fayda var. Peki hocam, bu tarz bir soru gelmez. Mesela gün sorusu gelirse, saat sorusu gelirse, bir havalimanı sorusu olur, ne bileyim bir kütüphaneye gidiş geliş gün sorusu olur. Bu tarz şeylerde kesin bilgilerin tablosu çizilmeli. Mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma gün sorularında günlerin tablosu çizilmeli. Çünkü günlerin sırası değişmez. Ya da saat sorularında saatlerin tablosu. Mesela saat geçiyorsa soruda direkt onun tablosunu çizin. Tamam. Bir bakın verilenlere. Hikaye kısmı oluyor ya bu metinlerin, soruların. Hikaye kısmından sonra da öncüler oluyor. Sonra da buna bağlı 4 soru geliyor biliyorsunuz. Hikaye kısmından mutlaka ama mutlaka varsa bu sayısal verileri, kesin verileri yakalayın, onların tablosunu çizin. Yoksa da sınıflandırma yapmayı unutmayın. Sözel mantıkta onlarca soru tarzı var arkadaşlar. Onlarca ya, karşıdan karşıya geçmeler, ne bileyim sınıflandırmalar, gruplamalar, işte katlar, sıralama soruları falan, bir sürü soru tarzı var. Ben bunları sözel mantık fulleten 6 taktik videosunda anlattım. O yüzden çok ayrıntıya girmeyeceğim. Burada biraz daha özet babındayım. Değinmiş olduk. Peki, o zaman sınavda görüşeceğiz. Sınavdan sonra da inşallah konuşmalarımızı yapacağız. Peki o zaman görüşmek üzere. Kolay gelsin herkese.